Merhaba arkadaşlar. Geçen hafta kanalımda bir anket yapmıştım. Kazanan Harry Potter oldu ve ben de bununla ilgili video hazırladım. Ben de bir Harry Potter hayranı olduğum için bunları yaparken çok keyif aldım. Videolarımda kullandığım bütün kalıpları açıklamalar kısmına ekliyorum. Oradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca böyle daha çok video görmek isterseniz kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Hemen etkinliklerimi yapmaya başlıyorum. İlk olarak sticker yapacağız. Gösterdiğim yöntemle dışarıdan aldığımız stickerların neredeyse yarı fiyatına onlarca sticker yapabilirsiniz. Stickerlarımı yapmak için ben kırtasiyeden renkli çıktı aldım. Ama isterseniz siz elinizde de çizebilirsiniz. Elimde çizdiğim stickerları da göstereceğim. Bunlara ulaşmak isterseniz de açıklamalar kısmına linkini bıraktım. Oradan indirip çıktı alabilirsiniz. İlk olarak kağıdımın üzerini bir koli bandıyla kaplıyorum. Sıkılmayın diye bu kısmı olabildiğince hızlandırdım. Aralarda boşluk kalmamasına dikkat edelim. Eğer boşluk kalırsa geri dönüp o kısımlara da tekrar bant yapıştırabilirsiniz. Şimdi bandın fazlalıklarını kesiyorum ve istediğim stickerları makasla kesip çıkarıyorum. Hoşunuza gidebileceğini düşündüğüm bazı etkinlikleri açıklamalar kısmına ve yukarıdaki bağlantıya ekledim. Onlara da göz atarsanız sevinirim. Kenar kısımlarını düzeltiyorum. Hepsini aynı şekilde hazırladım. Şimdi bir de kendi çizdiğim stickerları göstereceğim. A4 şeklinde değil de tek tek böyle yapmak isterseniz de bu şekilde daha pratik oluyor. Hepsini gösterdiğim gibi hazırladım. Şimdi arka kısımlarına çift taraflı bant yapıştırıyorum. Çift taraflı bandınız yoksa normal yapıştırıcı sürüp de yapıştırabilirsiniz. Defterlerinize veya süslemek istediğiniz herhangi bir yere o şekilde de yapıştırabilirsiniz. Hazırladığım stickerları diğer etkinliklerimi süslerken de kullanacağım. Şimdi Harry Potter kitaplarını okurken kullanabileceğiniz kitap ayraçları yapıyoruz. Hem yapımı çok kolay hem de çok kullanışlı bir kitap ayracı oldu. Kitap ayracımı Ravenclaw renkleriyle yapıyorum. Kare bir parça karton aldım. Bunu gösterdiğim gibi üçgen şekilde katlıyorum. Ve bu üçgenlerden bir tanesini kesiyorum. Gösterdiğim gibi katlıyorum ve iki tanesini üst üste yapıştırıyorum. Ağız kısmındaki boşluğa sakın yapıştırıcı sürmeyin. Oraya dikkat edelim. Evet, bu şekilde oldu. Şimdi süslemeye başlıyoruz. Kahverengi keçeli kalemle üzerine çizikler atıyorum. Çünkü Ravenclaw'un renkleri öyle. Şimdi orta kısmını hazırladığım stickerlardan yapıştırıyorum. Bir tane de Slytherin için hazırladım. Onun üzerine de bir tane hortkuluk koydum. Kitap paylaşlarım gerçekten çok güzel oldu. Şimdi ise dil çubuklarını kullanarak kalemlik yapıyoruz. Bunun dört rengini de yapıp masanızın üstüne koyabilirsiniz. O şekilde de çok güzel oluyor. Yapımı için tuvalet kağıdı rulosuna ihtiyacımız var. Hemen yapımına başlıyorum. Ben bu sefer Gryffindor'u seçtim. Onun renkleriyle yapacağım. Tuvalet kağıdı rulosunun o rengini kapatmak için hem içine hem de dışına sarı karton yapıştırdım.
Bu şekilde o dil çubuklarının arasından görünen kısımdan tuvalet kağıdı rulosu kullandığınız belli olmuyor. Daha güzel duruyor. Rulomun dış kısmını da kaplıyorum. Kenarında kalan kısımları içine doğru kıvırıp tamamen ruloyu kapatıyorum. Dil çubuklarımı yapıştırmaya başlıyorum. Kalemliğimi tamamladım. Şimdi alt kısmını da yapıştıracağım. Süslemeye başlayabiliriz. Ben bir tane de Slytherin'i hazırladım. Şimdi ikisini birlikte süsleyelim. Hazırladığım stickerları bunlara da yapıştırıyorum. İsterseniz farklı stickerlar da yapıştırabilirsiniz ama ben bu şekilde kalmasını tercih ettim. Dış kısmına ip, kurdele de sarabilirsiniz. Kalemliklerimi tamamladım. Şimdi Hedwig'li bir kart hazırlıyoruz. Hedwig'i sevmeyen yoktur herhalde. Bu da çok tatlı oldu. Kalıbı da açıklamalar kısmında, oradan ulaşabilirsiniz. Keşeli kalemle renklendiriyorum. Kağıda ufak rezerv şekli çizip onu kestim. Şimdi onun üst kısmıyla alt kısmını ayırıyorum. Bu şekilde olması gerekiyor. Şimdi zarfın 3 yerine yapıştırıcı sürüyorum. Ağız kısmına yapıştırıcı sürmüyorum ve gösterdiğim yere yapıştırıyorum. İçine ufak bir not yazıp koydum. Şimdi üst kısmını da yapıştırıyorum. Onun da sadece en üst kısmına yapıştırıcı sürüyorum. Şeklimi kesip çıkarıyorum. Bu kartı Harry Potter seven arkadaşlarınıza kesinlikle hazırlamalısınız. Harry Potter'la etkinliklerimi tamamladım. Videomu beğendiyseniz beğene tıklamayı unutmayın. Hoşunuza gidebileceğini düşündüğüm bazı etkinlikleri de açıklamalar kısmına ve yukarıdaki linke ekliyorum. Onlara da göz atarsanız sevinirim. Daha çok videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.